artık dayanılmaz hale gelen buhran ve bu buhrandan çıkış için yapılması gerekenler vardı. Değerli basın mensupları, milletimizin sesi ülkeyi yönetenlerin oturdukları sarayın duvarlarını bir türlü aşamıyor. Milletimizin dertleri ülkeyi yönetenlerce görmezden geliniyor. Milletimizin çektiği çileler küçümseniyor. Yönetenler milletimizi hakir görüyor. Milletin fakir fukaranın çift diplomalı evlatları işsiz. Ama yandaş vakıfların tornasından geçen hamili kart sahipleri devlet kadrolarına torpille doluşuyor. Paralel devlet yapılanmaları devletin birliğini tehdit ediyor. Devletin tüm kaynak ve imkanları küçük bir azınlık elinde talan ediliyor. Kirli eller beytülmale uzanıyor. Yargı ve yasama çalıştırılmıyor. Devlette denge ve denetim kalmadı. Hesap sorulamıyor. Kurumlar birer birer çökertiliyor. Yönetimde keyfilik alıp başını gitti. Kimse yarınından emin değil. İşsizlik azdı. Milli paramızın şerefi, haysiyeti, itibarı gün görmüş kar gibi eriyor. Milli olması gereken dış politikamız şahsileşti. Liyakatsizlik ve ideolojik vesayet dış politikamızı esir aldı. Milli menfaatlerimiz yerine kişisel ikbali korumak öncelikli oldu. Yaşanan tüm bu gelişmeler Erdoğan şahsım hükümetinin varlığının hikmetini kaybettiğini, görevini yapacak takatinin de arzusunun da kalmadığını gösteriyor. Bu durumda yapılması gereken belli. Emaneti bir an evvel asıl sahibine vermek gerekiyor. Sandığın namusuna halel getirmeden dürüst ve adil bir seçimle sözü aziz milletimize bırakmak gerekiyor. Bu geciktikçe milletin derdi, çilesi, feryatları her geçen gün artacaktır. Milletimizin acıları büyüyecektir. Önümüz kış. Hele bu kifayetsiz yönetim altında kapkara bir kış. Erdoğan'ın ideolojik vesayeti altındaki ekonomi yönetimi bocalıyor. Dolar hızla 10 liraya koşuyor. Her gün iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Akaryakıt bayinde satılan kalorifer yakıtı son bir yılda %82 zam görmüş. Elektriğe son bir yılda %29 zam gelmiş. Şu sıralarda %40-45 zam daha geleceği dillendiriliyor. Benzine ve mazota daha yeni 40-41 kuruş zam geldi. Ama bugün yarın eli kulağında akaryakıta yeni zamlar yolda. Akaryakıt istasyonları iki haneli yakıt fiyatları için pano ve pompalarda değişikliğe başladı bile. İnsan söylediği sözün esiridir. Onun için atalarımız büyük lokma ye, büyük söz söyleme demiş. Ama kibir hastalığına tutulan Erdoğan büyük laflar edip duruyor. En son ne demişti? Hatırlayalım. Evet. Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar. Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Almanya'dan veya Fransa'dan da değil. Erdoğan'ın yönettiği 2021 Türkiye'sinden. Geçtiğimiz cuma akşamı araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında çift sıra uzun kuyruklar oluşturdu. Boş bidon, boş damacadan bulan istasyona koştu. Erdoğan'ın partisinde Yeliz ismiyle maruf bir milletvekili de benzin kuyruklarına utanmadan bereket yoğunluğu dedi. Bir diğer AK Partili vekil ise akaryakıt zamlarına mini mini zam deyiverdi. Aynı vekil devlet yurtlarında küçültülen yemek porsiyonları içinde
Peygamber Efendimiz de midenin üçte birini boş bırakın demişti diye buyurdu. Bunlar milletle alenen alay ediyor. Milleti küçümsüyor. Ne diyelim? Utancını kaybeden vicdanını da kaybeder. Bunlar fil dişi kulelerinden, saraylarından milletin halini görmüyorlar. Tekrar söylüyorum, sesini duymuyorlar. Bir de ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider diye bir laf var. Erdoğan da saraylarındaki şatafatı görmezden gelip her türlü fedakarlığı yapıyoruz demişti. Milletle açıktan alay etmişti. Saraydakiler bir eli yağda bir eli balda yaşarken milyonlarca yurttaşımız yoksulluk, açlık ve sefaletle sınanıyor. Sarayın bütçesi her yıl şişiyor. Fedakarlığı millet yapıyor, cefayı millet çekiyor. Sefayı da Erdoğan ve saray sosyetesi sürüyor. İşte biz bu nedenle Erdoğan şahsı hükümeti varlığının hikmetini kaybetmiştir diyoruz. Aç doyar, aç gözlü doymaz demişler. Saraydakilerin hali tam da bu. TÜGVA'daki rezaletler ortaya saçıldı. Pis kokular arşa ulaştı. Erdoğan'ın gemisi su almaya başlayınca gemideki eski yolcular bilgileri, belgeleri birer birer dışarıya sızdırmaya başladı. Bundan sonra daha çok bilgi ve belgenin sızacağından eminim. Ama şu anda rezaletin iki boyutu var. İlki, kamuya memur alımlarında TÜGVA eliyle gerçekleştirilen torpiller. Milletin fakir, fukara, çift diplomalı evlatları memuriyet mülakatlarında elenirken, bunlar kendi yandaşlarını devlet memuriyetine elleriyle yerleştirmişler. Milletin evlatlarının geleceği memuriyeti çalınmış. Devletin askeriyesi, adliyesi, mülkiyesi TÜGVA mensuplarına peşkeş çekilmiş. Bu devlet içinde yeni bir paralel devlet oluşturmaktır. Önceki paralel devlet yapılanmasının müellifleriyle, hain darbecilerle uzun süre yol yürüyenler, yağan yağmurlarda beraber ıslananlar, Allah bizi affetsin dedikten sonra kendi paralel devletlerini kurmaya soyunmuşlar. Patlayan skandalın ikinci boyutu ise devlete ait bina ve arsaların TÜGVA ve TÜGVA benzeri yapılara peşkeş çekilmesi. Şimdi ben buradan soruyorum. Erdoğan başbakan veya cumhurbaşkanı olmasaydı, kamuya ve belediyelere ait bu taşınmazlar haksız, hukuksuz bir biçimde Erdoğan ailesinin başında olduğu bir yapıya verilir miydi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu hukuksuzluklara son vermek için tüm idari ve hukuki yolları takip ediyor. Ama TÜGVA bu taşınmazları boşalt diyen mahkeme kararlarına direniyor. Devletin polisi de mahkeme kararlarının icrasını engelliyor. Polis memurlarına, mahkeme kararlarına karşı çıkma emrini kim veriyor? Devletin kurumlarını, kanunlarını kim işletmiyor? Devletin memurları, kurumları üzerinde kim vesayet kuruyor? Elbette Erdoğan ve onun tek kişilik vesayet rejimi. Hafta sonu Genel Başkanımız Erdoğan şahsi hükümeti tarafından hukuku ve yasaları çiğnemeye zorlanan devlet memurlarına hem sahip çıktı hem de hukuksuz emirlere uyan yasaların işlemesini engelleyen memurları açıkça ikaz etti. Çünkü bu hükümeti de bu hükümete güvenip kanunsuz iş yapanları da uyarmak muhalefetin görevidir. Ama genel başkanımızın yaptığı Erdoğan ve sosyetesini çok rahatsız etti. En çok da bir zamanlar Gülen örgütüne övgüler düzen, sonra da etmedik hakaret bırakmadığı Erdoğan'a kapı kulu olan, siyasi hayatı dönmekle geçmiş, siyasi zübüklüğün kitabını yazmış İşişleri Bakanı'nın. Bakan adeta isteri nöbeti geçirerek adab ve edebi bir yana bırakarak Sayın Genel Başkanımıza sarf ettiği hakaretamiz ifadeler içine girdikleri çukurun seviyesini göstermesi bakımından ibretlikti. Anlaşılan memurlara en çok kanunsuz emir veren de yine bu bakanmış. Bu arada Erdoğan da ağzında bir vesayet türküsü, AK Parti zihniyetinde böyle şeyler duydunuz mu diye sormaz mı? Pes ki ne pes doğrusu. 20 yıl önce bunları kim söyledi? Buyurun arkadaşlar.
nasıl olur da? Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bugüne kadar AK Parti zihniyetinden şu 19-20 yıl içerisinde böyle bir şey duydun mu? Devletin imkanları belli bir siyasi parti veyahut da siyasi maksatlı operasyonlar için kullanılıyor. Devletin bürokratlarına suç işlettiriliyor. Bütün bunlardan sorumlu olan hükümet üyeleri kendileriyle görüşen arkadaşlarımıza olaylara el koyacaklarını söylemelerine rağmen gözaltında bulunan vatandaşlarımıza kötü muamele günlerce sürmüştür. Buradan açıkça ilan ediyorum. Bu işleri yapanlar yaptıkları hukuksuz ve ahlaksız her türlü faaliyetin altında ezilecekler. Muhalefetteyken memurlara yasaları hatırlatacaksın. O mübah olacak. Ama hükümete geçince memura yasaların hatırlatılması vesayet, sivil itaatsizlik, darbecilik olacak. Devletin kurumlarını, memurunu vesayet altına alacaksın. Devlette liyakati bitirip devleti talan edeceksin. Sayın Genel Başkanımız çıkıp yok öyle ya ama deyince de başlayacaksın vesayet, sivil itaatsizlik, darbe nakaratlarına. Erdoğan ve sosyetesinin anlamadığı bir şey var. Milletimiz kimin darbeci, kimin vesayetçi olduğunu artık çok iyi gördü. Notunu da verdi. Sandıkta da tasdiknamelerini vermeyi sabırsızlıkla bekliyor. Değerli basın mensupları. Dolar aldı başını gidiyor. Milli paramızın değeri, satın alma gücü, haysiyeti, şerefi güneş görmüş kar gibi eriyor. Erdoğan 19 Haziran 2018'de 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, faizle şununla bununla nasıl uğraşılır görün dediğinde 100 lirayla 21 dolar alıyorduk. Millet inandı, verdi Erdoğan'a yetkiyi, sonunda da gördü etkiyi. Bugün 100 lirayla sadece 11 dolar alabiliyoruz. Türk lirası dışarıdan veya içeriden gelecek en ufak bir rüzgar karşısında savunmasız. Neden? Çünkü kayınpeder damat bir oldular, milletin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırdılar. Dünyanın en büyük finansal skandallarından birine imza attılar. Bu hafta İran Merkez Bankası Başkanı 160 milyon dolar ve 20 milyon avroyu 2017 yılında resmi olmayan yollardan piyasaya sürdü diye İran'da 10 yıl hapis cezası aldı. Aynı cezayı 128 milyar dolara oranlayın. Hani bizde buharlaşan. Alınacak ceza 6.994 yıl yapıyor. Milletin 128 milyar doları ortalama 6 lira 30 kuruşla 6 lira 40 kuruştan satıldı. Şeffaf müdahale veya ihale yöntemleri dışında satıldı. Bugün dolar 9 lira 28 kuruş. Ortada korkunç bir kamu zararı var. Ama savcılardan tek bir tık yok. Ne diyelim? Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bu 128 milyar doların hesabı da bir gün gelir, yargıda mutlaka sorulur. Güçlü döviz rezervleri ekonomiyi sert dalgalara karşı koruyan çok önemli bir dalga kırandır. Güçlü rezerv ödemeler dengesinde kısa vadeli kriz olasılığını azaltır. Döviz kurlarında veya piyasalardaki dalgalanmalara karşı ekonomik ve finansal istikrarın korunmasına yardımcı olur. Ne yazık ki ülkemiz bugün bu yardım ve korunmadan mahrumdur. Çünkü maalesef elinde kendine ait rezervi kalmamıştır. Elin himmetine muhtaçtır. Oysa hepimiz biliyoruz ki elden gelenle öğün olmaz, o da arandığında bulunmaz. İktidara yürüyen bir parti olarak genel başkanımızın başkanlığında onun kararıyla geçtiğimiz cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bilgi almak,
bankanın bağımsızlığı için kaygılarımızı paylaşmak ve yanlış politikaların milletimize çıkaracağı fatura konusunda uyarılarda bulunmak üzere bir Merkez Bankası'na bir ziyarette bulunduk. Bu ziyaretten sonra Merkez Bankası Başkanı çıktı, bizim döviz rezervlerinin nasıl hesaplanacağı konusunda bir konuşma yaptı. Swapları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar. Yani eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok dedi. Madem dünyada böyle bir tanımlama yok, neden bu tabloyu Uluslararası Para Fonu'na raporluyorsunuz? Bu tablonun ismi ne? Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Tablosu. Anlaşılan beyler, rezerv tablosunun aslını Uluslararası Para Fonu'na gönderiyor, çakmasını da milletimize pazarlıyor. Bu tabloyu niye hazırlıyorlar? Yine bu da kendi Merkez Bankası'nın kendi yayınında mevcut. Kendi yayınının ilgili sayfası bu. Şimdi oradan okuyalım. Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin döviz likiditesini göstermesi amacıyla kullanılabilir durumdaki brüt rezervleri ve yabancı para cinsinden kısa vadeli yükümlülükleri tek bir tablo altında derlemek ve verilerin diğer ülke verileriyle karşılaştırılabilmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra Uluslararası Para Fonu'nun özel veri yayınlama standartları kapsamında yayınlanması gereken bu diyor. Bunun yanı sıra bu, yani şu biraz önce gösterdiğim tablo, Uluslararası Para Fonu'nun özel veri yayınlama standartları kapsamında yayınlanması gereken istatistiklerden biridir. Demek ki neymiş? Sadece böyle brüt rezerve bakılmıyormuş. Karşılaştırma yaparken döviz yükümlülükleri de dikkate alınıyormuş. Uluslararası karşılaştırmalar böyle yapılıyormuş. Şimdi buna göre 8 Ekim 2021 tarihli tablo şunu söylüyor. Merkez Bankası'nın kasasında brüt rezerv 124 milyar dolar. Ama altında hemen vadesi bir yıl içinde dolacak, kasadan bir yıl içinde çıkacak 146 milyar döviz borcu var. Yani kasadaki döviz borcu yetmiyor. Merkez Bankası kasasında 22 milyar dolar açık var. Sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil, tüm ülke merkez bankaları bu tabloyu hazırlayıp Uluslararası Para Fonu'na gönderiyor. Şimdi başkan dünyada böyle bir tanımlama yok, böyle bir hesap yok diyorsa ya gerçekten bu işi bilmiyordur ya da kendisini oraya getirenlere yaranmak için başında bulunduğu kurumun hazırladığı tabloyu inkar ediyordur. Kaldı ki küresel karşılaştırmalar hiçbir zaman tek başına brüt rezerve bakılarak yapılmaz. Ya ülkenin kısa vadeli borcuyla, ya milli geliriyle, ya ithalatıyla, ya da geniş para arzıyla rezervler mukayese edilir. Uluslararası Para Fonu'nun 2021 tahminlerine göre, Türkiye'nin brüt döviz rezervi sadece 5 aylık ithalatına yetmektedir. Bu oranla ülkemiz G20'nin gelişen ekonomileri içinde en düşük rezerve sahip ülkedir. Yine eldeki brüt rezervle vadesine bir yıl ve daha az kalmış dış borcumuzun sadece %52'sini karşılayabiliyoruz. Bununla da G20'nin yani gelişen ekonomileri içinde en düşük rezerv yeterliliği bizde. Yine rezervler milli gelirle mukayese edildiğinde Arjantin'le beraber en düşük rezerv bizde. İşte bunların hepsi genel kabul görmüş uluslararası karşılaştırmalar. Hepsinde de dipteyiz. Bugün büyük ölçüde bu nedenle Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi rakiplerine fark atıyor. Bunun için Almanya'da 10 yıllık tahvil faizi eksi iken
Türkiye'de faiz %20'ye dayandı. Bunun vebali kimin? Elbette varlığının hikmetini yitiren Erdoğan şahsım hükümeti. Değerli basın mensupları, 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bu bütçe Erdoğan'ın 2023 için millete verdiği sözleri tutmadığını, millete verdiği sözlerin altında ezildiğini ikrar eden programın bütçesi. Şimdi bu bütçenin kur tahminleri de bütçe görüşmeleri başlamadan çöktü. 2021 için ortalama dolar kuru tahmini 8 lira 30 kuruş. 2022 yani gelecek yıl için, bu bütçenin uygulanacağı yıl içinse ortalama dolar kuru tahmini 9 lira 27 kuruş. Ancak dolar kuru şu anda 9 lira 30 kuruşa dayandı. Tahminleri, varsayımları daha şimdiden tutmayan bu bütçenin de aslında değerlendirilecek bir yanı kalmadı. Hep söylüyorum. Bari alın bu bütçeyi, Plan Bütçe Komisyonu'nda bir revize edin. Hiç olmazsa gerçekçi olsun. Değerli basın mensupları, güç yozlaştırır, mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Bunu geçtiğimiz hafta bir kez daha gördük. Artık emekli olma noktasına gelen Alman Başbakanı Merkel geçen hafta Türkiye'yi ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Erdoğan, Almanya'da koalisyon hükümetleri olmasaydı ilişkilerimiz çok daha farklı bir yere ulaşabilirdi. Biz başkanlık sistemine geçerek bu başarısız koalisyonlardan kurtulduk dedi. Alman başbakanın cevabı ise Alman hükümetlerinin özelliği budur. Biz başkanlık sistemi istemiyoruz oldu. Nazi felaketini, Nazi rejimini yaşamış bir ülkeye herhalde verilebilecek en son tavsiye, tüm gücü elinde toplayan, yasama ve yargı tarafından dengelenmeyen, ucube tek kişilik vesayet rejimi tavsiyesidir. Bu rejime geçme tavsiyesidir. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk başbakanı Konrad Adenauer'e atfedilen meşhur sözdür. Bir daha İsa bile gelse tüm yetkiyi bir kişi veya yanındakilere verecek kadar aptal olmayacaktık. Alman halkı yetkileri tek bir kişinin eline emanet etmenin korkunç sonuçlarını en acı şekilde tecrübe etmiştir. Milletimiz de 3 yılın sonunda tek kişilik ucube vesayet rejiminin acı, gözyaşı, sefalet ve fukaralık getirdiğini yaşayarak görmüştür. Şimdi ilk seçimde bu ucube rejimden kurtulmaya sıra gelmiştir. Milletimizin geleceğine pranga vurmak isteyen bu ucube rejimi sandıkta kaldırıp atacaktır. Bundan en ufak şüphemiz yoktur. Değerli basın mensupları, dış politika alvere dayalı bir ticaret değildir. Dış politika uzun vadeli planlamaları, gerçekçi stratejileri ve bu çerçevede iyi düşünülmüş taktiksel adımların liyakatli kadrolar eliyle zamanlıca atılmasını gerektirir. Ama maalesef bizim ülkemizde dış politika böyle yürümüyor. Dışişleri Bakanlığı bir liyakat kurumu olmaktan çıkarıldı. AK Parti'nin arpalığına çevrildi. Rüşvetten aklanmamış bakanlar büyükelçi yapıldı. Dostum Trump, dostum Putin, dostum Biden diyerek işler yürür sanıldı. Ama dış politikada ülkelerin dostları yoktur. Ülkelerin karşılıklı menfaatleri vardır. Milli olması gereken dış politikamız ne yazık ki Erdoğan tarafından şahsileştirildi. Milli menfaatlerimizin önüne Erdoğan'ın siyasi ikbali konuldu. Bir de bunun üzerine Erdoğan'ın ideolojik vesayet yükü binince terazi bu sikleti artık kaldırmıyor. Bölgemizde hızla yalnızlaştık. Şimdi Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Suriye'den Afganistan'a işler istendiği şekilde gitmiyor. Özellikle Suriye'de büyük bir bataklığa saplandık. 5 milyon Suriyeli'ye ülkemizde milyonlarcasına da Suriye'de bakıyoruz. Milyarlarca dolar yok yere harcandı. Oluşan sosyal ve demografik yükte cabası. Suriye'de sahada da işler aleyhimize gelişiyor. İdlib başta olmak üzere Suriye'de askerlerimize yönelik saldırılar artıyor. Fırat'ın batısında Rusya, Fırat'ın doğusunda ise Amerika Birleşik Devletleri var. Sahada sıkıştıkça milletin kesesinden emperyal güçlerin gönlü hoş tutulmaya çalışılıyor. Rusya'nın gönlünü almak için 2. S-400 paketi ileri sürülüyor. ABD'nin gönlünü almak için F-16 kartı açılıyor.
Erdoğan Afrika'ya giderken F-16 meselesinin F-35'lerle alakalı olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne F-35 almak için önerdiğimiz 1,4 milyar dolar için ABD göya böyle bir geri ödeme yöntemi önermiş. Son teknoloji 5. nesil F-35'ler yerine 1980'lerin teknolojisi 4. nesil F-16 ile idare ediverin denmiş. Yani tam da Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olmak budur işte. Yunanistan da bu stratejik zafiyetimizi kullanmaya uğraşıyor. Hava kuvvetlerini hızla modernize ediyor, F-35 almak için pazarlıklara başlıyor. Bu hükümetin ne Suriye'deki kördüğümü ne de bölgemizdeki sıkıntıları çözebilecek takati de kapasitesi de kalmadı. Anlaşılan bu meseleleri çözmek de yine bize düşecek. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, Türkiye'nin sorunları çoktur. Ama hiçbir zaman çözümsüz değildir. Çözümünde olmazsa olmaz ilk adımı artık varlığının hikmetini kaybetmiş, milletin ufkunu karartan Erdoğan şahsım hükümetini bir an evvel sandıkta göndermektir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara hazırdır. Yeni kurumlarla, yeni kurallarla, yeni kadrolarla ülkemizi ayağa kaldırmaya hazırdır. 3 yeni ile 4 ayaklı bir strateji izleyeceğiz. Stratejimizin ilk ayağında adaleti, demokrasiyi ve kuvvetler ayrılığını ayağa kaldırmak var. Tarafsız Cumhurbaşkanı ve yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistem yapacağımız tüm diğer işlerde güçlü bir zemin oluşturacaktır. Stratejimizin ikinci ayağında üretimin önünü açmak var. Ekonomiyi borçla şişirme modeli artık iflas etmiştir. Üreterek, verimliliği arttırarak üreteceğiz, ekonomiyi büyüteceğiz. Salgın döneminde ülkeler çok önemli dersler edindi. Bu dersler ışığında devletin sağlık, eğitim, gıda güvenliği gibi kritik alanlarda akılcı müdahalesini sağlayacağız. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu fırsatları değerlendireceğiz. Refah devleti 3.0'a geçeceğiz. Programımızın 3. ayağında üretilen refahın adil şekilde paylaşımı var. Çokça üreteceğiz, hakça paylaşacağız. Refahı topluma yaymadığımızda, toplum kesimlerini dışladığımızda, birilerini arkada bıraktığımızda büyüme maalesef sürmüyor. Bu bütün dünyada böyle. Tüm dünya bunu anladı. Bizim burada yararlanacağımız en önemli yeni kurum aile destekleri sigortası olacak. Ve stratejimizin 4. ayağında çevresel, ekonomik ve mali sürdürülebilirlik var. Bu sene yaşadığımız yangın ve sellerde gördük. Tüm yapılacak işlerde çevrenin sürdürülebilirliğini planlamak önceliğimiz olmak zorunda. Biz yeşil mutabakata uyum sağlayacağız. Borcun kontrolsüz bir şekilde artışına müsaade etmeyeceğiz. Enflasyona neden olmadan istikrar içinde hızla büyüyeceğiz. Biz hazırız. Milletimiz hazır. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizi yepyeni bir ufka taşımaya hazır. Milletimiz herkesin ne yaptığını gördü. Notunu verdi. Şimdi de kararını tebliğ etmek için sandığı dört gözle bekliyor. Sandık geldiğinde de Erdoğan şahsım hükümetine tasdiknamesini verecek. Alayını evine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. İlk olarak Kanal 7 tarafından yönlendirilen bir soru var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a genel merkezin gitme demesine rağmen gittiğine yönelik iddialar var. Sizin bu iddialara bir yanıtınız olacak mı? Çok kısa bir yanıtım olacak. Sayın İmamoğlu genel başkanımızdan izin alarak Diyarbakır'a gitmiştir. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası bağımsız ki Kılıçdaroğlu'na randevu verdi, çıkışı geldi. Sizce bu bir bağımsızlık göstergesi mi? Ya şimdi bu mudur Merkez Bankası bağımsızlığından anlaşılması gereken? Yani hiç kusura bakmayın ama böyle sakil bir anlayışla ülke yönetilirse sonuçta bugün yaşadıklarımız olur. Ana muhalefet partisi lideri, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tüm kamu kurumlarıyla görüşür. Gerektiğinde bilgi de alır.
Bunun bağımsızlıkla falan bir ilgisi yoktur. Nezaketle ilgisi vardır. Son 3 yılda yine tabii iktidara hazırlanan bir partinin genel başkanının yapacağı hazırlıklarla da ilgisi vardır. Son 3 yılda 4 Merkez Bankası başkanı gördük. Başkanlar, başkan yardımcıları gece yarısı kararnameleriyle zırt pırt görevden alındı. Bağımsızlık nedir? Buradan ben söyleyeyim. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, bankanın hükümetle birlikte belirlediği enflasyon hedefine ulaşabilmesi için elindeki tüm araç ve imkanları hiçbir ideolojik veya siyasi vesayet altında kalmadan, müdahale olmadan serbestçe kullanabilmesidir. Bugün Türkiye'de böyle bir ortam var mıdır? Yoktur. O nedenle de ne hükümete ne de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na güven kalmıştır. Dolar alıp başını gitmektedir. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Muhalefet cephesinden Durmuş Yılmaz, dolar kurunun bilinçli yükseltildiği, liranın bilinçli şekilde değer kaybına uğradığı iddiasını gündeme getirdi. Çünkü faiz sebep, enflasyon sonuç teorisi işe yaramayınca, şimdi cari açık sonuç, enflasyon sebep teorisine geçtiler dedi. Lira düşecek, ihracat artacak, cari açık kapanacak, enflasyon düşecek. Bu teori tutar mı? Sonuç vatandaşa olumlu yansır mı? Yoksa çözüm nedir? Ben bugün bu ülkedeki yönetimin böyle bilinçli bir takım tercihler yaptığını hiç düşünmüyorum. Keşke yapılan bilinçli bir politika tercihi olsa. Ama bu hükümetin bilinci kapandı. Çoklu organ yetmezliğine girdi. Beyin ölümü de çoktan gerçekleşti. Artık sağlıklı karar alacak hali de kalmadı. Milletimiz bu hükümetin hataları nedeniyle her geçen saniye daha da fakirleşiyor. Daha da yoksullaşıyor. Çözüm nedir diye sordunuz, söyleyelim. Tek çözüm var. Beyin ölümü gerçekleşmiş, yani önce ilk çözüm şu. Beyin ölümü gerçekleşmiş bu hükümetin bir an evvel millet tarafından sandıkta fişinin çekilmesidir. Ardından gelecek CHP iktidarında dolar da düşer, enflasyon da düşer, faiz de düşer, işsizlik de düşer. Ülkemizde hayat bayram olur. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir kamuoyunda tartışılan siyasi cinayet iddialarıyla ilgili avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu. Dilekçede bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratabileceği belirtilerek iddia sahiplerinin bilgisine başvurulması ve iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin toplanması istendi. Bu başvuruyla ilgili sizin değerlendirmeniz nedir? Bu soruya ek olarak ayrıca A Haber'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade vermek için savcılığa gidip gitmeyeceği soruldu. Şimdi ülkede bu gerginliği yaratan daha önce yaptığı açıklamalarda siyasetçilere açıkça tehdit eden AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'dır. Hatırlayın, Sayın Meral Akşener'e yönelik saldırının ardından daha neler olacak neler diyen odur. Sayın Genel Başkanımıza yönelik olarak ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçsinler. Kendileri için daha iyi olur tehdidini savuran da odur. Ülkenin polis ve istihbarat teşkilatları bu tehditleri savuran AK Parti Genel Başkanı'nın emrindedir. Dolayısıyla bu tehditler ciddiye alınmalıdır. Bu çerçevede öncelikle savcılıkça ifadesine başvurulması gereken Erdoğan'dır. Erdoğan ifadesini verdikten sonra da Sayın Genel Başkanımız yazılı olarak beyanını verir. Efendim A Haber ve ATV tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. Soru şöyle. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik açıklamaları tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan vesayet zihniyeti eleştirisinde bulundu. Gelen eleştirilere yanıtınız ne olacak? Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu bürokratlara seslenirken bugün işaret etmişti. Bugünü milat mı kabul etmek gerekiyor? Bugünden itibaren ne olacak? CHP'nin atacağı herhangi bir adım var mıdır? Sayın Genel Başkanımız da ben de bürokrasiden geliyoruz. Şimdi anayasamızın 137. maddesinin
ve kanunların çizdiği çerçevede milletimize 25 yıl boyunca hizmet ettik. Ne diyor 137. madde? Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse üstünden aldığı emri yönetmelik, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Anayasanın hükmü bu. Ben Sayın Genel Başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım. Tam tersine kanunsuz emirleri uygulamaya zorlanan bürokratlara bir destek olarak algıladım. Sayın Genel Başkanımızın ifadelerini tehdit olarak algılayanlar olsa olsa ülkeyi kanun nizam tanımadan yönetmek isteyenlerdir. Ama onlardan zaten günü vakti saati geldiğinde hukuk önünde hesap sorulur. Bu memleketin hakim, savcıları, hakimleri var. Kanunsuz emri 18 Ekim itibariyle kanunsuz emre uyan memura da toleransımız olmayacağını bu açıklamayla ortaya koyduk. Efendim A Haber tarafından yönlendirilen bir diğer soru da şöyle. Suriye ve Irak tezkereleri önümüzdeki günlerde meclise gelecek. CHP bu konuda nasıl bir tutum izleyecek? Söz konusu tezkereler geldiğinde yetkili kurullarımızda konuyu görüşür. O zaman gerekli açıklamaları yaparız. Efendim KRT TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile yapılan görüşmede kayıp 128 milyar dolar konusu gündeme geldi mi? Evet, konu gündeme geldi. Kendisi yapılanın doğru olduğunu söyledi. Biz de bu yapılanın Merkez Bankası'nın bağımsızlığına da aykırı olduğunu, doğru da olmadığını söyledik.